Bekir abi ortalama o zaman toprak hazırlığı 10. ayla 4. ay arasında 2-3 kere yapılıyor. İlk sürüm yapılıyor. 10. ayla mesela diyelim ki 10. ayla 11. ay arası çiftçilerimiz böyle ekime hazırlık yaparlar, ilk sürüm yaparlar. Ne kadar gidiyor mazot dönümüne o zaman? 2 litre gidiyor mu? 2 litreye geçiyor ya. 2 litreye geçiyor yani şu an. 100 dönümlük bir arazinin gideri ne oluyor abi? 200 litre yakar yani. 200 litre yakar. 200 litre yakar 2, yani. 2,5 3 milyar evet, para. Evet, aynen öyle. İlk toprak hazırlığına o gidiyor. Ondan sonra öyle yaparız. 1. 2. aylarda eğer kışlar müsaade ederse, hava iklimleri müsaade ederse bir kazaya çekiyoruz. Ona yani, da bir 1 litreye gider. Evet, 1 litre rahat gidiyor. 1 litreyi de geçtiği de oluyor yani 1 litreye gidiyor. Ondan sonra da böyle tam havalar zaten tam ekim sezonuna hazırlık olurken alisan çekip tekrar bir alisan çekiyoruz. Tarla tesviye yapmamız için. Ona da 1 litre gider. Ona da 1 litre gider. Ondan sonra da işte havalı mümzerler dediğimiz havalı mümzerler var. 4 işlem mi yapıyorsunuz? Var. Tabii. Yok, mümzeri sayma. Mümzerle ekşi mi yapıyorsun artık? İşte mümzerler vatandaş eki yani sonuçta. Hayır, oraya yok yok ekime gelme. Toprak hazırlığından bahsediyoruz. Ekime o zaman şöyle diyebilir miyiz? 10. ayda başlayıp Nisan ayında biten bugünkü programda bir değişiklik yapalım. Biraz da maliyet de hesaplayalım. Evet. 100 dönümlük bir tarlanın maliyeti toprak hazırlığında bir 5.000 liralık mazotumuz gidiyordur. Rahat gidiyordur ya. Rahat gidiyordur. Evet. 4. aya geldik. Toprağı hazırladık. Şey yapıyor musunuz? Toprağı düzleştirme işi yapıyor musunuz? İşte kazaya dediğimiz var. He? Kazaya dediğimiz var. O kazaya yapıyoruz. Niye düzleştiriyoruz toprağı abi? Ya tohum yatağının daha iyi hazırlanması için. Daha yani, iyi çıkış sağlasın diye. Çıkış sağlanması için. Evet, hangi ayda ekim yapıyoruz abi? Valla Nisan'ın ilk haftasında başlıyoruz. Nisan'ın 15'i 20'sine kadar yani çiftçilerimize de öneririz yani o tarihler arasında ekilmesi. Evet, havalı mümzer iyi değil mi? Tabii havalı mümzer, tabii eskiden güzel. Eskiden nasıl ekiyordunuz? Valla eskiden normal arpa buğday mümzerleriyle. Şu arkadan böyle evet, demir, çekmeli filan. Eskiden öyleydi, şimdi havalı mümzerle de ekiliyormuştu. Biz onları görmedik de eskiler anlatıyorlar. Gözlerinin bir tanesini tıkarlarmış, bir tanesi açık kalırmış o arayla. Yani eskiden çapa falan yoktu, ilaç da yoktu, otlu evet, mutlu ekerlermişti. Ama şimdi ise teknolojiye herkes ayak uyduruyor. Hatta yani kırık anlayayım, denemenin bahçesinde o mümzerden var. Altta bir tane küçük bir tane çapa gibi bir şey var, tarlaya şey yapıyor, açıyor yatağı. Evet. Arkada böyle bir tane ne denir ona? Kapak gibi bir şey var işte onun içinden diyor ama bayağı bir şey. Hani hasılatı engeller o, hasılatı engeller yani. Atıyorum şimdi 200 kilo alıyorsan herhalde ondan attığında bir 60-70 kilo anca alır çiftçi. Teknoloji iyi bir şey. Evet. Peki aralık ne bırakıyoruz abi? Havalı mümzerde eğer vatandaş tercih ederse aynı zamanda kendi benim havalı mümzerim de var. Evet, yani işte çalıştırmasını yapıyorum. İsteyen çiftçilerimize de ücret karşılığı ya da işte eş dost hesabı. Bekir abi reklamını ekiyoruz. Da yaptı. Kırşehir'de ekecek olan adam mümzer yiyorsa arası yok, Bekir yok, abi. Yok olur mu ya? Çünkü ya var herkes. Kimi arkadaşı vardır, eşi dostu vardır. Yani evet, o yüzden de herkes kim tercih ederse ona ekliyorlar. Şimdi 50 santim var, 70 santim var. Zaten arası mesafesi. Evet. Zaten tohumda tarlanın o bulunduğu bölgeye göre mesela kıraç bölgelerimizde ise 36 santim mesela 50 santim olup da 36'da mesafesi. Ayçiçeğin ara mesafesi. Yani taban arazilerde de ise 30 santim. Derinlikte 25 bir 4-5 santim. 4-5 santimde evet. Yani. Bahadır bu şimdi işin biçercisi sensin. Biçme esnası için bu aralıklar senin için önemli mi? Yoksa senin için önemli abi, biçen her türlü giriyor mu? Tabii yani. Her makine için önemli olmasa da bazı makineler için önemli. Çünkü bazılarının tablası farklı. Yani bu şu anda ay çekirdeğine özel bir tabla yok. Evet. Yani bundan dolayı da çok önemli bu aralıklar. Neyle biçiyorsunuz? Neyin biçeri bu normalde? Normalde yani bütün verimleri bu biçerle biçiyoruz abi. Evet. Tablasını değiştiriyoruz, evet, ayarını yapıyoruz, yani bakımını yapıyoruz, elekleri değiştiriyoruz. Evet. Ona göre tarlada biçeceğimiz ürüne göre hareket ediyoruz. Bir standart olsa bölgede sizin için de iyi olur değil mi yani? Yani ya. Atın yani. 1.30, 1.70 yaparsa. Yok yok normalde. Şimdi o pek önemli değil de şu evet, şekilde yani biliyor. Bizim makinalarımız için önemli değil ama bazı makinalarda bulunan tablalar için çok önemli. Atıyorum mesela biri kırıcılı biçerle. Yani biçerlerimiz hep kırıcılı ama bazı tablolar da alttan kırıcılı. Onları genelde çekirdekte falan önermiyoruz. Niye önermiyoruz? Genelde hep mısır tablası onlar. Evet. Alttan kırıcılı olduğu için çekirdekte de bazı vatandaşlar bunu tercih ediyor. Kökleri uzun bir şekilde kalmasın diye. Tarlayı hazırlarken masrafsız olsun, yakıt uygun olsun diye. Bunu tercih ediyor ama yani o tabla da bu aralıklara uymuyor. Çoğu yerde çekirdeğin başlarını gövdesinden yatırıyor, kırıyor. Yani almadığı yerler o. Bu da bir çiftçi için zarar. Büyük bir zarar olmasa da zarar yani. Bak yani toprağın derinliği, mesafesi biçmeye bile etkiliyor. Tabii tabii. Evet. Biçmeye geleceğiz ekstra. Mehmet kardeşim, toprak hazırlığını anlattın. Şimdi de toprağın ekimini anlat bize. Ne yapıyorsun? Tohumu nereden buluyorsun? Önce onu bir sorayım.
Tohumu reklam olmasa söyleyelim. Yani marka söyleme ama. Yok marka değil. Aldığımız kurumu söyleyelim. Karadeniz Birlik'ten alıyoruz veya diğer zirai ilaç satan firmalarda tohum bu sıkıntısı yok, tohum sıkıntısında problem yaşamıyoruz. Yok, yaşamıyoruz. Evet. Tabii 4. aya geldik. Toprağımızı sürdük. Üzerine kar yağdı, yağmur yağdı. Oh. 4. ayda Bekir abim dediği gibi, yani aynı zamanda amcamın oğlu kendisi. Hava şartlarını gözeterek, yani nasıl hava şartlarını gözeterek yağmurları yakalamamız lazım bizim. Gene yağmura, yani tabii, toprak nemli olacak diyorsun. Tabii. Toprak sonra yağmaz önemli. Evet. Toprak tavında olacak. Can suyu. Aynen. Yağmurları da takip ederek Nisan ayının ilk haftası. Yani bu benim şahsi görüşüm. Ben her zaman da böyle ekiyorum. Böyle dekmeye de devam bir edeceğim. Önce bir hafta sonra olabilir. Aynen. O. Yani hava raporlarını takip ederek yağmurlardan önce ekmeye çalışıyoruz ki can suyu olsun. Evet. Sonra gene bekliyoruz. Toprağımızı ektik havalı mimzerlerle. Burada bir şey söylemem lazım. Evet. Sulu arazi olsa bu can suyu için yağmuru beklemeye hiç gerek problem yok. Yani hiç onu söyleyelim. Bölgede su yok. Evet. Yani ne olsa adam tarlası suludur. Şimdi aynen, seyreden adam diyebilir lan can suyu için ben niye şey bekleyeceğim. Aynen. Yağmuru bu bölgede su yok. Tabii. O yüzden bekliyoruz. Su yok. Evet. Su olmadığı için bekliyoruz. Tamam biz. Kardeşim. Sonra toprağımızı ektikten sonra bir yaklaşık bir ay kadar bir rahata kavuşuyoruz. Artık toprağımıza tohumumuzu buluşturduk. Geldik Mayıs. Evet geldik Mayıs. Ayçiçek 3 kanat olduğunda ilk yapmamız gereken şey otla mücadele. Çünkü artık yağmurlarını toprak almış, güneşini almış. Yabancı otların çıkmasına en verimli olduğu zaman. Evet. 3 kanat olduğu zaman, ayçiçeği 3 kanat olduğunda, yani 3 kanadı belki bilmeyebilirler. Biz ona bir çay bardağı diyoruz. Evet. Bir çay bardağı olduğu zaman biz holderlerle ot ilacına, yabancı ot ilacına mücadelesine başlıyoruz. Mehmet, lafını kesiyorum ama evet, dilersen şey yapalım. Gübrelemeden sonra hastalık ve zararlı diye bir kısmımız var zaten programda. Evet. Bunu detaylı bir şekilde orada anlatalım. Hani tamam, belki izleyiciler diyor niye lafını kesiyor ama tabii, hani bizim program sulama, gübreleme, hastalık, zarar, hasat bu şekilde gidiyor. Aynen öyle. Şu an sadece ekimi anlatalım. Tamam. Ekimde şeyi bekliyorsun. Bir de burada şey var. Şimdi sulama kısmını es geçeceğiz. Su yok çünkü. Evet. Ektiği dönem 42. yağmurlarına denk gelen dönemden biraz önce değil mi? Yani Mayıs ayında burada aynen, zaten aynen, Akdeniz'de, Karadeniz'de yağmur sorunu yok bu dönemlerde. Şubat, Mart yağıyor. Ama burada genelde Mayıs'ta çok yağıyor, Nisan'da çok evet, yağıyor. O yüzden can suyu sıkıntısı evet, çekmiyoruz. Tohum sıkıntısı çekmedik. Hiç problem aralığı değil. Aralığı falan mibzerle ayarladık. Onu da Bekir abim daha iyi bilir gerçi de. Biz toprağın, şimdi taban arazi dediğimiz araziler farklı. Böyle çaygara dediğimiz yerler farklı. Ben daha et toprağın, daha kaliteli toprağın olduğu yerlerde ayçiçeğinin biraz daha böyle çaygara dediğimiz yerlerden daha sık olmasını evet, istiyorum. Çünkü ot oranın toprak yapısı ayçiçeğini kaldırabiliyor. Dönümüne kaç kilo atıyorsunuz? 400-500 gram atıyoruz. 400 ile 500 gram arası atıyoruz. Evet. Evet, 30 dediğim gibi işte kuru şeyle taban araziyle kıraç arazi yani taban. Ya 100 kilo değişiyor. Değişiyor. Evet. Toprağımızda toprak iklimine göre veya toprağın yapısına göre de tohumumuzu hazırladıktan sonra havalı mimzerlerle bismillah deyip ekiyoruz.